Gerçekten halkların kardeşliğine inanıyorum. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Sınırların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hiçbir sebeple, hiçbir şekilde. Vizelerin kalkmasını istiyorum. Sınırların olmamasını istiyorum. Yani Ermenice ve Kürtçe de söylemek istiyorum. Sadece dilin yapısını bozmadan, yani biraz iyice çalışmak lazım. Öyle düşünüyorum. Sonra olacak. Bir telefonumuz varmış. Mustafa Tabii. Sürücü. İyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Alo, bizi duyuyor musun Mustafa Bey? Telefon. Alo Mustafa Bey. Düştü galiba. Şimdi evet, Makbule Çiçekçi Belçika'dan diyor ki, dizilerde ve filmlerde sesinizle katkı yapmayı düşünüyor musunuz demiş. Daha önce zaten bir dizide jenerik müziğinde vardı Hangi sesim. Hangi diziydi o? Herkes duysun buradan. Ah beni beni, öyle bir türküydü. Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı, neydi dizinin adını unuttum ama gerçekten şu an hatırlamıyorum, çok uzun süre oldu. Jenerik müziğinde bir şey seslendirmiştim. Evet yani. Tekrar Mustafa Bey bağlandı bize. Evet. İyi akşamlar Mustafa Bey. Alo dinliyoruz sizi, buyurun. Alo, sizi dinliyoruz, buyurun. Alo sizi dinliyoruz, buyurun. Sesimizi alamıyor galiba. Evet, şimdi ardından TRT İstanbul Radyosu Amatör Ses Yarışması üçüncüsü oldunuz. Hı hı. İstanbul'a ilk geldiğinizde radyodan TRT İstanbul Radyosu'nun Amatör Ses Yarışması duyurusunu dinlediniz. Hı hı. Bu yarışmada da ilk üçe gireceğinizi düşünüyor muydunuz? Yani derece alacağımı düşünmüştüm. Yani o an itibariyle. Evet. Peki Arguvan Vakfı, Arguvan Ses Yarışması birincisi oldunuz. Hı hı. Gelen alkışlar, dinleyicilerin bağırışları, haykırışlarından zaten birinci geleceğiniz serzenişleri miydi onlar? Galiba öyle olmuş. Onlar öyle söylüyorlar sonrasında. Peki bu yarışmada hangi ezgi söylenmişti? Tevhid. Yine Arguvan Tevhid'i çünkü. Evet, onu söylemiştim. Anladım. Ve çok beğenmişlerdi. Evet, bir anınız olmuş. Bir dönüm noktası diyelim. Bir telefonumuz var bu arada. Tabii. İbrahim Aydoğdu. Evet. İyi akşamlar İbrahim Bey. İyi akşamlar efendim. Bizi duyuyor musunuz? Duyuyorum efendim. Buyurun. Evet, buyurun. Mikrofon sizde. Önce yayınınızdan dolayı size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Duyuyor musunuz? Sesim geliyor mu? Tabii. Evet. Alıyoruz. Sıkıntı yok. Size teşekkür ediyorum. Yayını çok beğeniyorum. Nilüfer Hanım'a da bol şanslar diliyorum. Yolu açık olsun istiyorum. Teşekkür ederim İbrahim Bey. Çok sağ olun. İbrahim Bey, sesini biraz kısar mısınız? Radyonun sesini biraz kısar mısınız? Ses yankı yaptı çünkü. Tamam, kısmı tamam. Evet, buyurun, dinliyoruz sizi. Nilüfer Hanım'dan o tevhidi bize daha tekrarlanmasını istiyoruz mümkünse. Tabii. Ben Tokat Zileli Kervansaray köyünden. Memnun oldum. Tabii ki söyleriz. Ben de memnun oldum. Size hayırlı yolunuz açık olsun. Hayırlı çalışmalar diyeyim. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Yayınınızı çok beğeniyorum. Allah yolumuz açık etsin. Sağ olun İbrahim Bey. Teşekkür ederiz. Evet, ama bir ara Sezai Yıldız'ın bir mesajı var arkadaşınız. Tabii, menajerim. Arkadaşlar, menajerinizi düzeltiyorum. Evet. Ankara'dan kucak dolusu selamlar demiş. Biz de öpüyoruz Türkiye onları. Tadından sevgiler demiş. Çok evet. Çok selamlar. Evet, peki. Buyurun, dinliyoruz sizi. Tevhid. Tevhid'i söyleyelim. Evet söyleyelim. Arifler dükkanı
nur içinde. Çarka döner göl içinde, çarka döner göl içinde. Her gül içinde. Evet, yine muazzam bir deyiş, muazzam bir ses, muazzam bir saz. Gerçekten çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, bize telefonla ulaşmak isterseniz eğer 0212 627 74 34 0212 627 48 77'den ulaşabilirsiniz. Eğer tercihiniz mesajsa Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 28 64'e göndereceksiniz. Eğer kişisel Facebook sayfamdan da bana ulaşabilirsiniz. Birlik sofrası. Şimdi bir mesaj gelmiş. Hoş bir mesaj. O yüzden okumak istiyorum. Diyor ki Tokat Almusluyum. Mersin'de üniversite öğrencisiyim. Final sınavında öncesi türkülerinizle enerji topluyorum, deşarj oluyorum. Çıplak sesinizle sizden çok sevdiğiniz bir türkü istiyorum demiş. Ali Aydar Kaman, Mersin. Onu da yapalım çünkü arada unutuyoruz. Sonra mahcup oluyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Düzeltiyorum sevgili. Evet, dinleyicilerimize doğru söyledim. Bütün hepsini seviyorum söylediklerimin aslında. Evet. Yine canlı mı söyleyelim? Arkadaşımızın istediği bir şey çıplak, varsa onu çıplak söyleyelim. Sesinizle çıplak ama. Sesini. Evet, yani bağlamasız. Bağlamasız, evet. Hmm. Bir özür dilerim, bir telefonumuz varmış. Mustafa tabii, Sürücü'yü tabii. Bekletmedim. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, alo. Dinliyoruz, buyurun Mustafa Bey. Ben Saniye'den arıyorum. Bir kez de aradınız galiba, değil mi? Kızımızı çok beğeniyorum, sesini. Yok. Teşekkürler ona Mustafa Bey, sağ olun. Başarılar dilerim ona. Çok sağ olun. Ben de Erzurumluyum ama Tokat'ta Erzurum'un farkı yok. Görevlikleri aynı olduğu için evet. Kızımı tebrik ediyorum. Çok sağ olun Mustafa Bey, teşekkür Sumani'den ederim. Sumani'den bir tane türkü istiyorum. Evet. Biraz aslında önce... Dünya vahiy görülmez. Evet. Onu bana söylersen çok mutlu olurum. Şöyle söyleyeyim Mustafa Bey, bu program istek programı değil ama not alayım ben.
Boşluk olursa söylemeye çalışalım. Hangi türkü Sümmani'den? Ne demiştiniz? Ben saldım deryaya vahi görülmez. Benim bilmediğim bir eser yalnız. Öyle mi? Evet. Peki, teşekkür ederim. İsterseniz çıplak sesinden dinleyeceğimiz türkü de size armağan edelim. Olmaz mı? Musavi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, saygılar, sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Evet. Çıplak sesinizden çıplak bir... Çıplak sesimden... Yani... Şu an böyle ne hani bir istek olsaydı direkt onu söyleyebilirdim, arkadaşımın isteği. Ne olabilir? Albümden mi? Albümden yani yeni albümden olabilir. Tabii, olabilir, evet. Bazen böyle kalırsınız. Binlerce türkünün içinde. Evet. Yani öyle olur. Peki o zaman malum olsun sana, bak ne haldeyim. Yoksa unuttun mu beni bilme bel gibi dost. Gece gündüz durmaz ah uzardayım oy. Sazımda sızlayan da sırma tel gibi dost. Gece gündüz durmaz ah uzardayım oy. Sazımda sızlayan da sarı tel gibi dost. Bu kadar yeterli midir? Harika valla. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Gülfidan Karadağ demiş ki öncelikle iyi yayınlar. Nilüfer Sarıtaş'a bizlere o su gibi akan sesiyle ve insanı alıp götüren iştenliğiyle bizlere türkü dolu dakikalar yaşattığı için gerçekten sonsuz saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir Alevi olarak sanırım en iyi temennim Hakk'ın yardımcısı, Hızır yoldaşı Hazreti Ali ve Kılıcı desteği olsun demiş. İnşallah hepimizin. Evet. Şimdi evet, Deniz Coşkun değil mi hatta? Evet, hatta Deniz Coşkun var telefon hattında. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz, buyurun. Buyurun. Dinliyoruz siz Deniz'i. İyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay evet. Gelsin. Sağ olun. Teşekkürler, çok sağ olun. Buyurun Deniz Hanım. Şem Radyo ailesine ilk önce selamlar. Çok sağ olun. Türküleri seviyoruz ve bir isteğimiz olacak da sizden. Biz günlerden beri dinleriz böyle. Biz de Cem Radyo ailesi olarak bir türkü rica çektim sizden. Tabii ki. Ali Kızıl Tuğ'dan Kapıları Kilitlemişsin Gelele. Şimdi şöyle söyleyeyim Deniz Hanım, özür dileyerek söylüyorum, ne olursunuz kusura bakmayın. Bu program istek programı değil ama tabii Nilüfer Hanım var, bir repertuarında varsa seve seve. Vaktimiz kalırsa bir defa, vaktimiz yani, kalırsa evet. Ama kalamazsa özür dileriz, ne olur bizi bağışlayın. Tamam. Teşekkür ederiz, iyi akşamlar, çok sağ olun. Evet, şimdi Arguvan Vakfı'nda siz türkü söylediğinizde siz Muharrem Temiz'le karşılaşıyorsunuz. Evet. Ve diyor ki sakın bu yarışmalara katılmayı önemsememezlik etme. Evet. Diyor size. Bizim Arguvan Vakfı Arguvan Ses yarışmasına katıl diyor. Evet evet. O önerisiyle bu yarışmaya katılıyorsunuz ve derece alıyorsunuz bu yarışmadan. Hı-hı. Gerçekten çok hoş, çok güzel bir anı değil mi? Tabii. Şimdi bir basın açıklamanız var, diyorsunuz ki orada benim için müziği merkez alan bir kişi olarak Erdal Erzincan bir idoldür. Öyledir. Diyorsunuz. Başka idolleriniz var mı? Elbette, yani aslında bütün ustalarımız yani idollerim arasında ama Erdal Hoca yani konservatuvardan sonra gelip onun müzik merkezinde eğitimime devam ettim ve onun birebir çalışmalarını gördüm. Yani aslında o benim yani hani ustam değil, yani biz bir usta çırak ilişkisi yaşamadık, yani birebir öyle bir durumumuz olmadı ama ben onu öyle gördüm. Evet. Yani ben onu bir idol olarak gördüm ve çünkü onun çalışma stilini kendime aksettirdim. Yani o bizi rol oldu. Peki o diyor ki günde 8 saat ben saz çalıyorum diyor. Siz de çalıyor musunuz 8 saat günde? Yok, 8 saat çalmıyor Erdal Hoca, öyle bir şey yok. Yok, bir abartmış o zaman. O öyle bir şey de söylemez ayrıca. Yok, inanın. Söylememiştir. Yok, bir... Daha fazla çalıyorum demiştir belki de. Çünkü o oturduğu her yerde bağlama çalıyor. Doğru. Şimdi bir telefonumuz varmış. Tabii. Ali Erdem, iyi akşamlar.
İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Biz neden arıyorsunuz? Nilüfer Hanım'ı sıkça dinliyoruz ama evet. ilk kez bir canlı yayına katılma fırsatı buldum. Kendisini tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Ben hayatımın her alanında çok sessiz davranan bir insanım. Onun için böyle hakikaten göz dolduran hanımefendiliğiyle, beyefendiliğiyle, sesiyle, sözüyle, kişiliğiyle, kalitesiyle öne çıkan insanları tabii ki hiç yüreğimizde, beynimizde silmiyoruz. Çok sağ olun. Onların iyi notları var. Böyle de devam etmesini istiyorum. Ama bazı deyiş söyleyen hanım kızlarımıza da bir ufak sitem de sizin kanalınızı etmek istiyorum. Yani deyişlerde böyle üstü başı açık olmasını ben hiç arzu etmiyorum. Ben de bu halk müziğine yabancı biri değilim. Evet. Sağ olun Alper. Mesela bizde deyiş söylüyor. Cemlerde kadınlar başları bile açık olmaz. Bir eşarp örseler, bir şey örseler. Ama ya deyişin çok önemi var. Deyişi söyleyince yani hatta yarım kol bile doğru değil. Hadi olsun diyelim ama o bile doğru değil. Onun adabına, uslubuna yakışır şekilde hareket etmek bizi mutlu ediyor. Diğeri de rahatsız ediyor. Bunu dinleyen diğer sanatçı arkadaşlara da bir sitemem olsun istiyorum. Bir de şeyi de değiştirmeden yani cümleleri eserin cümlelerini değiştirerek şey yaptılar mı, yorumladılar mı onda da çok hoşlanmıyorum. Ama Nilüfer Hanım'ı işte bir kutsalı bir bilmem birçok arkadaşımızı böyle güzel söyleyen ağırbaşlı insanları dikkatli dinliyor ve izliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Alo. Çok dinliyoruz sizi. Buyurun. Buyurun. Evet. Yani bizim gönlümüzde tahtı var Nilüfer Hanım'ın. Peki. Onun yolunun açık olmasını diliyorum. Bu güzel eserleri böyle okusun. Biz sağ olun Ali Bey. Çok, çok teşekkürler. Hayırlı çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. Şimdi Erdal Erdincan'ın eşi Mercan Erdincan'la bir festivalde tesadüfen karşılaşıyorsunuz. Ve o diyor ki size neden İstanbul'a yerleşmiyorsun diyor. İstanbul sana müzikte gelişmeni ve sesinin icra etmeni sağlar diyor. Ve sizde birden şimşek çakıyor. Ve İstanbul'a geliyorsunuz. Doğru evet, mu? Evet, bir yerde karşılaşmıştık. Evet. Mercan Erdincan'la. Orada o böyle bir tavsiyede bulunmuştu. Gelmeyecek misin İstanbul'a, yerleşmeyecek misin dedi. Ben de bilmiyorum, gelebilirim demiştim. Evet. Ve çıkıp geldim aslında o sözün üzerine. Yani vesile oldu bana aslında. Evet. Peki Mercan Erdincan'ın söylediğini yapmamış olsaydınız aynı şey geçerli olacak mıydı? Yani sizce... Yok, yine gelecektim ben ama yani... Ama erken gelmeniz zamanı. Evet, erken gelmiş oldum yani biraz daha. Peki özel bir televizyon kanalında yapılan yarışmada Tevhid adlı eseri seslendirdiniz ve birinci oldunuz. Hı-hı. Bekliyor muydunuz? Hayır, beklemiyordum. Sürpriz oldu yani. Peki bir şey soracağım ama orada olmayın. Bu sesinizin rica güzelliğinden değil mi yoksa başka şeyler de var mıydı bu birinci olmanızda? Başka şeyler de vardı. Yani neler orada, vardı? Orada bir mezhep çatışması gibi bir durum oluştu mesela. Yani biraz öyle algılandı. Biraz... Ya başka şeyler de oldu. Yöresel işte yani bölgesel farklılıkların olması da etkendi. Onlar jüriyi mi etkiledi? Jüriyi etkilemedi. İnsanları etkiledi. Yani oylamaya etkiledi. Yani öyle düşünüyorum. Canlı yayında mı gerçekleşti bu olay? Tabii canlı yayında. Evet. Hı-hı. Peki müziğe başlarken Nilüfer Sarıtaş'la şu anki Nilüfer Sarıtaş arasında hedefte bir sapma var mı? Hedef neydi, ne oldu? Veya hedefi çok muydu? Hı. Sürpriz mi oldu bu hedef? Hedefte bir sapma yok ama tarzda bir değişiklik var. Ben başlarken yani daha soft müzikler dinlerdim eskiden. Bu kadar geleneksel müzik dinlemezdim açıkçası. Evet. Ve dolayısıyla kendimi de başka bir yerde görürdüm. Yani ama şunun farkında değildim. Çocukluktu belki de. Yani kendi geleneğimizin yüceliğinin farkında değildim açıkçası. Tevhid bana onu öğretti. Tevhid'i seslendirdikten sonra deyişleri, semahları daha bir iyi anlamaya başladım. Daha çok araştırmaya başladım. Daha çok dinlemeye başladım. Dolayısıyla bu... Peki bir şey sormak istiyorum. Akademide araştırma imkanınız yok muydu? Örneğin siz akademi eğitimini aldınız. Bu ya muhakkak müzikler... vardı ama yani orası bir konservatuvar ve bütün yöreleri, bütün evet, tarzları öğrenmek zorundasınız. Ve hepsini böyle derinlemesine
incelemeler yapamazsınız. Bu kişisel bir şey olmalı sadece. Bu ben TV'de okuduktan sonra artık olay başka bir yöne gitti. Yani insanlar benim sesimden deyişleri ve semahları dinlemeyi sevdiklerini söylediler. Ben de buna istinaden daha çok çalışmaya başladım. Daha çok yoğunlaştım bu tarz üzerine. Ve iyi ki öyle olmuş diyorum. Hep şükrediyorum gerçekten. İyi ki tevhidi söylemişim. İyi ki böyle bir yoldayım. Şimdi isterseniz canlı mı dinleyelim, albümden mi dinleyelim? Çünkü albüm tanıtması yapıyoruz. Albümden dinleyelim. Albümden gidelim ve... Yaylaları dinleyelim, olur peki, mu? Olur, ben olur, isteyeyim. Olur. Peki, peki tamam, olur. Söz müzik kime ait? Zaralı Halil Söyler'in peki, bir eseridir. Peki, dinliyoruz. Thank you.
kalmış ağa. Uçun durnam uçun, sılaya doğru, anadan babadan hiç haber yok mu? Aman durnalar, garip sunalar, uçun durnalar. Uçun sılaya doğru, anadan babadan hiç haber yok mu? Aman durnalar, uçun sunalar. ...96.4 Cem Radyo'da Birlik Sofrası programı devam ediyor. Konuğumuz halk müziğimizin güçlü sesi Nilüfer Sarıtaş. Bize telefonla ulaşmak isterseniz 0212 627 74 34 ve 0212 627 48 77'den ulaşabilirsiniz. Mesajla ulaşmak isterseniz eğer Cem yazıp bir boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 2864'e göndereceksiniz. Ayrıca kişisel Facebook sayfam Birlik Sofrası'ndan bize ulaşabilirsiniz. Evet, Hami Toprak hemşeriniz Ali Beyköy'den demiş ki, uzun bir mesaj yazmış ama ben kısaltarak okumaya çalışayım. Merhabalar Nilüfer Hanım, sanatçılar müvekkiliniz hoş geldiniz demiş. Peki şöyle okuyalım. Merhabalar Nilüfer Hanım, hanımefendi bir sanatçısınız demiş sizin için. Uzun zamandır kendinizi televizyonda, radyoda göstermiyorsunuz. Nedenini merak ediyorum demiş. Albüm arifesindeydik. Yani biraz o yoğunluk vardı. Ondan olabilir herhalde. Evet. Yani. Bir de albümün çıkmasını bekledik. Yani çıktıktan sonra gidelim birçok programa demiştik. Demiş ki özellikle Alevi kesim tarafından çok sevildiniz demiş. Başarılar dilerim yeni çalışmalarda demiş. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bir açıklamanız var yine basında. Diyorsunuz ki çocukken iki şey korkuturdu beni demişsiniz. Bir polis. Evet. Bir de ilkokul öğretmenim. Polisi anlıyorum da ilkokul öğretmenim neden? Bütün Alevi çocuklarının yaşayacağı aslında klasik bir cevaptır bu. Evet. Ne gariptir, hepimizi tembihlemiş gibi hepimiz aynı öğütlerle okula gönderildik. Evet. Ve aynı şekilde hepimiz aynı şeylerden korktuk. Evet. İşte okula gönderilirken sakın Alevi olduğunu belli etme. Öğretmenin sana soru sorarsa Aleviyim deme. Sözleri üzerine biz de onun korkunç bir durum olabileceğini öyle büyütmüştük yani kafamızda. Evet. Polisler için de aynı şey geçerli. Sanki her an böyle kolumuza bir kelepçe takılacakmış gibi öyle bir havayla korkun gidiyorduk yani misiniz? Öyle bir korkuyla. Bir telefon yaşadık. Varmış Bayram Özdemir. Tabii. Alo iyi akşamlar. Alo iyi akşamlar. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Alo dinliyoruz sizi. Buyurun. Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Programınız güzel. Çok teşekkürler. Ali Beyköy Güzeltepe'den arıyorum. Evet. Sivaslıyım. Bulaş. Memnun olduk Ali Bey. Bayram Bey. Nilüfer Hanım Mahsuni Şerif'ten bir şeyse okuma şeyi var mı? Biraz önce söylemiştik aslında Kızılbaş'tır diye. Son albümümüzde de yer alıyor. Mahsuni Şerif türküsüydü. Evet, biraz önce. Biraz önce. Şöyle Bayram Bey söz veremiyoruz ama not aldı Nilüfer Hanım. Belki boşluk bulursak söylemeye çalışacak. Olur mu? Canlı. Evet. Bu çizgisinden devam etsin yani. Evet. Çok güzel sağ gidiyor olun. Bu çizgisi. Çok memnunuz. Teşekkür ederim Bayram Daha Bey. Daha önce yarışmalarda da çok mesaj yazmıştım. Ben biliyorum ben onun evet, yarışmayı. Evet sağ olun. O demin aynı konuştu aynı şeye döndü o yarışma. Evet. Ben o çok takip ettim o yarışmayı da ondan yani. Sağ olun Bayram Bey. Peki Bayram Bey ben bir şey sorayım. Özür dilerim bir şey sorayım. Buyurun. O yarışmada birinci olacağını bekliyor muydunuz? Sen bir cevap verin. Bekliyordum ben. Evet. Evet. Peki radyonun sesini bekliyordum ben. Evet, radyonun sesini kısar mısınız çünkü lütfen? Çünkü işin gerçeğini ben konuşmak isterim yani. Evet. İş başka şey yönlere çevrildi ondan yani. Anlıyorum. Nilüfer Hanım daha önce söyledi ben dinliyordum radyoyu da. Evet.
Yani biz onları istemedik ama onlar kendileri o işleri çevirmeye çalıştılar. Pek sadece teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz onu yaptık, dinledim sürekli. Arif Hoca da vardı o zaman. İşi çevirmeye başladılar. O yüzden yani. Peki. İyi akşamlar. İyi akşamlar, saygılar, sağ olun. Başarılar çok dilerim. Teşekkür ederim, çok sağ olun, saygılar. Evet, 31 Temmuz 2014 tarihinde halk müziğimizin mihenk taşlarından Alekber Çiçek'in mezarına gittiniz ve çiçek bıraktınız. Nasıl duygular sizi sarmaladı? Arkadaşım İlke ile beraber gittik. Bu yaz gittik beraber. Ben Altınoluk'tayım yazları. Çok yakınız. Evet. Alekber Çiçek Baba'nın mezarına. Yani hemen gidip dedik buradayken ziyaret etmemiz lazım. Güzeldi yani. Bizim onunla bir anımız var ama İlke, kötü bir anıydı. Öyle mi? İlke ile bayağı konuştuk. Yani onların varlığı gerçekten çok büyüklermiş. Onu hissediyorum her seferinde. Gerçekten çok yücelermiş. Gönülleri çok yüceymiş. Çünkü bize o eserleri bırakmışlar. Biz de onların yollarından ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Onlar bize ışık tuttular açıkçası. Evet. Şimdi sözleri Ali Dilki, bestesini Onur Akın'ın yaptığı Akdediler Kara Çıktı adlı CHP'nin seçim şarkısını seslendirdiniz. 2011 yılında. Bu şarkıyı seslendirmeniz için ilk olarak sizin kapınızı kim çaldı? Kemal Kılıçdaroğlu. Onur Akın mı çaldı? Onur Akın. Evet, evet. Evet. Evet, şimdi dedim ya size Apollos Dermi'nin hemşericilik yönü baskın çıktı, hep Karadeniz sahili aradı. Öyle midir? Şimdi de sizi arıyorlar Malatya'dan Ali Duran. Evet. Ali, iyi akşamlar. Alo, iyi akşamlar. Evet. Ali Bey, radyonun sesini biraz kısar mısınız? Tabii ki. Evet, teşekkür ederiz. Buyurun, dinliyoruz sizi. Size de Nilüfer Hanım'a başarılar diliyorum. Çok sağ olun. İkinizi de kutluyorum. Çok sağ olun Ali Bey. Buyurun. Nilüfer Hanım çizmiş olduğu çizgiden çok çok memnun ve çok çok mutluyuz. Sağ olun. Umarım ki başarılarını devamını dilerim. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bunları duymak çok güzel benim için. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, dünyanın değişik ülkelerinde konserler verdiniz. 2012 yılında dünyanın bir ucu sayılan Avustralya'da, Sydney'de konserler verdiniz. Evet. Bu konserler çok beğenildi. Avustralya'daki düzeltiyorum, dinleyiciler Türkiye'den ve Avrupalı dinleyicilerden daha mı farklı yoksa aynı mı? Daha çok özlem algı çekiyorlar. Olarak, evet. Daha çok hasretlik var. Dolayısıyla burada buradakilere göre daha fazla değer veriyorlar diyebilirim türkülere. Çünkü çok uzak. Gelip gitmesi de bir hayli zor. O yüzden çok seviyorlar. Dinlerken böyle çok eşlik ediyorlar. Yani çok güzeldi. Güzel konserlerdi. Melbourne'de ve Sydney'de iki konserimiz oldu. Biz bir hafta kadar orada kaldık. Hakikaten güzeldi. Peki Avustralya'da bir gazeteye, bir basına verdiğiniz bir demeç var. Diyorsunuz ki çocuklar aile büyüklerini örnek alır. Evet. Aile büyükleri evlerinde, araçlarında türkü dinlerlerse müziğe uzak görünen çocuklarını da bir süre sonra halk müziğimizin müptelası ederler. Evet, demişsiniz. Böyle. Aynen birebir okudum o cümleyi. Gençlerin müziğe, halk müziğiyle alakalı görüyor musunuz? Görüyorum. İşte tam da bahsettiğim şeyden dolayı. Mesela niye Alevi çocukları daha çok halk müziği sever? Çünkü aileler türkü dinler araçlarında, evlerinde. Dolayısıyla armut dibine düşer hesabı. Bizim evet. Çocuklar da yine bağlamayla ve türkülerle haşır neşirdir. Sonunda varacakları yer orası olur. Müzik çünkü bilinmeden algılanabilecek bir şey değil. Yani kulağınız daha önce aşina olması gerekiyor. Evet. Ve siz o ezgileri almış olmanız gerekiyor. Sonra beğeneceğiniz ya da duymak isteyeceğiniz ezgiler de o ezgilere yakın ezgiler olması gerekiyor. Yani bu bilimsel olarak açıklanmış, evet. Araştırılmış bir konu ve dolayısıyla yine telefonumuz var. Evet. Cemal Özçelik, alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun, sizi dinliyorum Nilüfer Hanım. Nilüfer Hanım'ı sizleri tebrik etmek için aradım. Teşekkür ederiz. Ben de Zülali'yim. Memnun oldum Cemal Bey, sağ olun, var olun. Aynı böyle o yarışmada da böyle güvenlikte, şimdi yine güvenlikte içindeyiz.
Sizin kaderiniz güvenlikçi olmak galiba. Doğru mu? 10 yıldır devam ediyor bu güvenlik hikayesi galiba. Öyle mi Cemal Bey? Güvenlikçinin yine devam ediyoruz güvenliğe. O yarışmada işte sizler izledik. Yani izliyorduk. Devamlı takip ediyorduk. Hı hı. Duruşunuzu bozmamanızı istiyoruz yani. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Hepimizin. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Bir şey soracağım Cemal Bey size. Yani. Onun için dedim bir şeyleyin. Arayın biz ona hemşerimizi. Sağ olun. Çok sağ olun. Değil mi? Hemşerinizi duyunca birdenbire aramak isteği doğdu içinizde. Cemal ya, Bey. Hemşericilik olmaz mı? Olacak tabii evet. ki. Peki teşekkür ederim. İyi akşamlar. Saygılar. İyi akşamlar. Evet, bir basın açıklamanız daha var. Orada diyorsunuz ki bizim evde sürekli türküler dinlenirdi. Ya da birileri türkü söylerdi diyorsunuz. Ben çocukluğumda özgü müzik dinleyen bir çocuktum. Evet. Grup Yorumu, Grup Baran'ı, Kızılırmağı, Atmacaları, evet. Koyu bir Ahmet dinlerdim. Kaya, Koyu bir Ahmet Kaya fanatiydim demişsiniz. Evet. Ahmet Kaya ile tanışma şansına sahip oldunuz mu? Çok isterdim. Olmadı. Olmadı. Ben evet yani İstanbul'a geldiğimde o Almanya'daydı. Yani böyle bir süreçti. Çok isterdim ama gerçekten. Evet. Çünkü başka... ortaokul, lise yıllarım onu dinlemekle geçti. Evet. En çok neyi, hangi ezgisini beğenirdiniz? Onun? Çoğunu. Yani An Gelir albümü ya da Başım Belada'ya kadar olan bütün albümleri. Hepsi evet, diyebilirim. Evet. İnanır mısınız birçok konuk ettim burada. Hemen hemen birçoğu Ahmet Kaya diyor. İlk dinlediğim, ilk sevdiğim kişi müzik. Evet. İlginç, o da ilginç. Yani evet, ben ama diğerlerini de dinledim bu arada. Hani evet. Sadece Ahmet Kaya değil. Bir telefonumuz daha varmış. Ahmet Sevilmiş. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Evet. Bizi nereden arıyorsunuz Ahmet Bey? Kartal Uğurmumcu. Kartal'dan. İstanbul Kartal Uğurmumcu Mahallesi'nde. Evet, Uğurmumcu'dan. Evet, evet. Notumu aldım. Buyurun. Nüfem sizi dinliyor. Buyurun Ahmet Bey. Dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. Ben Nilüfer Hanım'dan bir parça diyecektim ama. Şimdi daha önce söyledim ben de. Bu programımız istek programı değil ama Nilüfer Hanım notunu alsın. Boşluk bulursak söz vermiyorum ama. Söz vermiyorum. Tabii canlı bir çalışma kendisinden dinleyebiliriz. İsterseniz bu boşlukta bir canlı çalışma olsun ama. Olur. Ne isteyecektiniz? Tamam, mümkünse. Mümkünse. Peki, çok önemli peki, değil mümkünse. Tamam, Nilüfer Hanım'a başarılar diliyorum. Peki ne istiyorsunuz? Siz söyleyin ne istiyorsunuz? Yeşil Kurbağa türküsünü çok güzel söylüyorum yani. O arkadaşım Devrim söylerdi bu arada. Ben değil, Devrim Kaya'ya da. Devrim Hanım da söylüyor ama evet. Siz de çok güzel söylersiniz onu. Yeşil Kurbağa'yı rica ediyorum. Mümkünse eğer. Peki. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Peki. Çok sağ olun. Peki, i̇yi akşamlar. İyi saygılar. Akşamlar. Yolunuz sağ olun. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Bu istekler oluştu ya. Onları böyle bir derleme, nasıl diyorsunuz, potpourri halinde sunsak. Olamaz. Olmaz mı? Peki. Olamaz. Peki, tamam. Çünkü çok, çok fazla tezat eserler. Öyle evet. Tamam. Peki. Peki. Nasıl hı-hı. isterseniz. Yani. Hayal hayal olabilir. Hastaneyi yapalım. Köyüm
Ses güzel, saz güzel, hep söylüyorum. Teşekkürler. Evet. Bize telefonla ulaşmak isterseniz eğer 0212 627 74 34 veya 0212 627 48 77'den ulaşacaksınız. Mesajla ulaşmak isterseniz eğer, son kez anons ediyorum bunu. Cem yazıp boşluk bırakacaksınız. Mesajınızı yazıp 2864'e göndereceksiniz. Ayrıca kişisel Facebook sayfam Birlik Sofrası'ndan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi lise yıllarında Musa Mataracı adında, kulakları çınlasın, ehli keyif bir beden öğretmenim vardı benim. Okul başlarında öğrenciyi rahat bırakır, dönem sonlarında öğrencileri sözlüğe kaldırır, öğrencilerin tipine ve verdikleri cevaba bakar, ona göre not verirdi. İlk olarak Turgay adında bir arkadaşı sözlüğe kaldırdı. Oğlum nerelisin? Hocam Trabzon'un, Trabzonluyum dedi. Trabzon'un nesi meşhur diye sordu çocuğa. Hocam hamsi balığıyla ve futboluyla ünlüdür Trabzon dedi. Otur dedi, 90. Sonra Necati adında bir arkadaşı sözlüğe kaldırdı lise hocamız. Nerelisin? Çorum. Çorum'un nesi meşhur? Leblebisi. Otur, 80 dedi. İlyas adlı arkadaşı sözlüğe kaldırdı Musa hocamız. Dedi ki nerelisin? Artvin. Artvin'in nesi meşhur? Vallahi hocam Artvin dağlık arazi. Taşı toprağı meşhur. Dedi. Aslında biliyoruz Artvin'in eğitimli iş gücü çok meşhur. Buradan size gelirsek, Tokat'ın neyi meşhur diye sorulduğunda, Tokat'ın kebabı meşhur diyorlar, Amus barajı meşhur diyorlar, üzüm yaprağı meşhur diyorlar, şarabı meşhur, şarabı meşhur diyorlar ve Gülcan Koç ile Nülüfer Sarıtaş'ı meşhur diyorlar. Öyle mi? Evet diyorlar. Bilmiyordum. Yok, biliyorlar gerçekten. Biliyorsunuzdur da mütevazı. Yok, hayır gerçekten hani böyle söylendiğini bilmiyordum açıkçası. Şimdi ben şunu merak ettim. Örneğin sevgili Erdal Erzincan Çorum türküleri yaptı biliyorsunuz. Siz Gülcan Koç'la beraber bir kişi de yanınıza alarak ortak bir çalışma, ortak bir albüm düşünüyor musunuz meşhur olarak? Yani hiç böyle bir şey konuşmadık ama çok da güzel olur. Yani güzel bir fikir. Taslak yok değil mi yani en azından ama... Ama ben Tokat Değişleri albümü yapmayı istiyorum yani. Ben kendime böyle bir çalışmam var açıkçası. Hazırlandım. Evet. Yani kendi yöremin değişlerini, türkülerini söylemek istiyorum. Peki geniş şey yılları istiyorum. Halk müziğine karşı nasıl buluyorsunuz geniş halk yığınlarını? Türkiye anlamında mı söylüyorsunuz? Türkiye anlamında evet. Halk müziğine karşı gayet iyi buluyorum ben. Hiç sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Yani her yerde olduğu gibi dünyanın her yerinde popüler müzik insanlara dayatılmakta ve insanlar bu doğrultuda hareket ediyorlar. Ama ben halk müziği dinleyicilerinin yine de çok fanatik olduklarını düşünüyorum. Yine de çok bağlı olduklarını düşünüyorum. Bunca engele karşı yine onlar ısrarla türküleri dinlemeye devam ediyorlar bence. Yani var, iyi bir, çok iyi bir kitle var bence halk müziği dinleyicisi. Ben size nokta pek katılmıyorum. Katılmıyor musunuz? Katılmıyorum evet. Şimdi, ama şöyledir, evet. Hani bizde değişken değildir. Evet. Yani uzun vadelidir. Hı. Yani popüler müzikte gelip geçicidir. Mesela popüler müziği dinleyicisi
bir kişiyi sever. O insan popüler olduğu ölçüde sever. Sonra yarın bir gün işte başka birisi gelip o popülariteyi geçtiği zaman bu kez diğerini sevmeye başlar. Bizde böyle değildir. Bizde böyle takım tutar gibidir. Doğru. Yani hani birini severler ve sonuna kadar severler. Sonuna kadar aynı şeyleri söylerler. Siz eğer çizginizden ödün vermediyseniz, tarzınızı değiştirmediyseniz, uzun vadede sabırla yola devam edecekseniz onlar da sizin arkanızdan gelirler. Ben öyle olduğunu düşünüyorum halk müziği açısından. Peki Haliç Üniversitesi'nde sanatta yeterlilik programına gidecektiniz, gidiyordunuz. Evet, gidiyordum. Nasıl? Evet, devam ediyor mu? Devam edecek. Şu an İngilizce çalışıyorum. İngilizceyi geçmek zorundayım programa devam edebilmek için. Anladım. Yani. Peki. Arif Sağ bir televizyon kanalında yarışma esnasında sizi yanına çağırıyor ve diyor ki bu yarışmada birinci olacaksın ve müzikal yolculuğunda hak ettiğin yere geleceksin diyor. Doğru mu? Doğru mu aldık? Evet. Bu sözleri duyunca neler hissettiniz? İnanmadım. Neden inanmadınız? Çünkü bir show programı. Yani Arif Hoca'ya inanmadım değil tabii ki de. Yani ama şey, her şey olabilirdi o an. Başka şeyler de olabilirdi. Yani ben olmayabilirdim, arkadaşım da olabilirdi. Çünkü o da hak ediyor gerçekten öyle bir ses. Öyle düşünüyorum. Şimdi üniversitede okuduğum yıllarda yine rahmetli Alekber Çiçek tarihi Beşiktaş Çay Bahçesi'nde bir konseri vardı. Bu konseri de İstanbul Hukuk Fakültesi öğrencileri düzenliyordu. Bu rahmetli Alekber Çiçek sahneye çıktı. Köloğlu'nun bir lafı var diyor ya, tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. O da elektrosazı çıktı ve dedi, onunla çıkarken dedi ki elektrosaz çıktı, mertlik bozuldu dedi. Teknolojinin gelişmesiyle beraber elektronik sazların, diğer teknolojik ürünü sazların halk müziğine girdiğini görüyoruz. Bunu nasıl görüyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? İyi karşılıyorum. Ama gerçekten evet, iyi karşılıyorum. Evet. Ama asıl olan kalır. Yani bu böyledir. Ama iyi karşılıyorsunuz da geçen sefer bir radyo programında balta sazla gelmiştiniz. Evet. Doğal sazla, akustik sazla gelmiştiniz. Öyle değil mi? Evet. Demek ki siz de doğallığı seviyorsunuz. İşte şunu söylüyorum ama ben, değişim hep olacak. Yani insanlar deneyecekler, yanılacaklar. Ama asıl olan hep kalacak. Yani bu böyle. Doğanın dengesini bozamazsınız. Dolayısıyla mutlaka asıl olan kalacaktır. Bağlamada öyle bir saz. Yıllar yılı, 600 yıllık, 700 yıllık bir geçmişe sahip. Devam ediyor, geliyor. Bence devam edecek, sürecek yani. Peki, ben iyimser bakıyorum. Ben hep iyimser bakmaya çalışıyorum. Peki birkaç yıl önce sevgili Emre Saltı konuk etmiştik biz radyo stüdyomuzda. Demiştik ki konuşma esnasında şöyle bir laf geçmişti, söz geçmişti. Dedi ki ozanlar, dedi, ozan değil bozan olmalı. Buradan tabii ben önce şaşırdım, ne demek istiyorsunuz anlamında, ama muhalif olmalı, hep evet, soru sormalı, eleştirmeli ve sürekli önde olmalı, toplumun önünde yol gösterici olmalı anlamında. Bu genel sanatçı çevresini ya da yorumcu çevresini nasıl buluyorsunuz bu anlamda? Sanatçı derken müzik olarak söylemiyorum, tüm sanatlar bazında. Yani topluma öncü olabiliyorlar mı yoksa? Yani olanlar da var, olmayanlar da var. Şimdi genel olarak baktığımızda. Yani çoğunluğu nasıl buluyorsunuz? Halk müziği açısından yine iyi buluyorum ama açıkçası popüler müzikte çok fazla böyle etliye sütlüye karışmayan insanların çok olduğunu düşünüyorum. Eğer onlar da biraz ucundan kıyısından ülkede yaşananlara tanıklık etselerdi, yani muhalif olmayı göze alabilselerdi, bugün bu durumda olmayabilirdik. İnsanlar da onların arkasından gelebilirdi yani. Öyle isimler de var değil mi? Öyle isimler de var. Tabii yani, olmaz mı? Çok sayıda. Yani. Örneğin bakın bir şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde genetik bilim bilimcisi James Watson'ın 1962'de DNA'nın çift sarmalı yapısını keşfettiği için kendisine verilen Nobel ödülünü satmış. Hmm. Buraya kadar şey normal değil mi? Ama neden sattı diye soracağız. İlk defa hayatta olan biri Nobel ödülünü satıyor ve neden satıyor? Watson Nobel ödülünü olmasına rağmen ödülünü ırkçı söylemler üzerine geliştirdi. Bunun üzerine bilim dünyası kendisinden uzaklaşmış. Hatta bir basın açıklamasında diyor ki beyazlar zencilerden daha akıllıdır.
Şimdi diyeceksiniz ki bu, bizim konumuza ne alakası var bu konunun, değil mi? Bir yere bağlayacaksınız siz, ben bekliyorum şimdi. Muhakkak. Şimdi, yıllarda içinden çıktığı halk yığınlarını severek dinleyerek şöhrete kavuşturduğu Yavuz Bingöl, Berkin Elvan ve ailesiyle ilgili çok talihsiz açıklamalarda bulunarak adeta sevgisini kazandığı geniş yığınlara ihanet etti. Bir yorumcunun sanatçının toplumsal yükü taşıyan aydınların toplumsal sorumlulukları nerede başlar, nerede biter sizce? Her yerde başlar. Evet. Bu yaşamın her yerini aksetmelidir. Yani bu yaşam biçiminizde, sahnenizde, duruşunuzda, giyiminizde, konuşmanızda, hepsi bir bütün diye görüyorum ben. Yani bunu ayırt edemeyiz. Yani sahnede başka türlü davranıp, evde başka türlü davranıp. Yani ama hani biraz önce bir şey söyledim ya, asıl olan mutlaka ortaya çıkar. Mutlaka doğru yerini bulacaktır. Bu konuda da öyle düşünüyorum. Öyle oldu. Biz zaten birçoğumuz bunların farkındaydık. Belki insanlar, halk bunun farkında değildi. Sonra geldi, bir yerde patlak verdi ve her şey ortaya döküldü. Yani açıldı. O kutular, yani, o sandıklar açıldı bir kere. Daha dönüş yok. Yani bu olacaktı. Eninde sonunda olacaktı. Biz hepimiz, birçoğumuz bunun böyle olacağını biliyorduk. Yani. Ama kendiliğinden çıktı ortaya. Evet. Böyle oldu. Bomba elinde patladı. Evet, böyle oldu. Evet. Şimdi bir gün biz Selda Bağcan'ı konuk etmek için çağırmıştık. İlginç bir anım var onunla ilgili. Şöyle, kendisini çağırdık telefonla. Siz ama dedikodu yaptırıyorsunuz bana. Yok ama hayır, hayır kesinlikle. Şimdi Selda. Yani onu yapmayalım lütfen, tamam, rica ediyorum. Yok hayır tamam peki. Şimdi. Peki Selda Bağcan'la bir gün konuk etmek için telefon açtım. Dedi ki, o bana şunu söylemiş. Demiş ki, bir kişi gelsin bana yolu göstersin, ben yolu bilmiyorum dedi. Demiş ben de şöyle anlamışım, benim şoförlüğüm yok, bir şoför arkadaş gelsin o arabayı sürsün bizi radyoya götürsün. Şimdi ben de o dönemde şoförlüğüm yok, yanıma bir arkadaşımı aldım, beraber gittik Selda Bağcan'a. Selda Bağcan'la oturduk, sohbet ettik biraz. O zaman biliyorsunuz yeri Unkapanı'ndaydı ve majör plakçılıktı. Evet. Dedi ki anahtar, tabii ayağa kalktık. Otoparka gittik. Otoparka giderken yanımdaki arkadaş dedi ki, anahtarı verir misin? Selda Bağcan kıpkırmızı oldu. Ama verdi anahtarı arkadaşa. Anahtarı açtı arkadaş. Arabaya girdi, çalıştırdı. Selda Bağcan bağırdı, İmdat arabamı çalıyorlar diye. Çok güzel. Sizin böyle hoş bir anınız var mı? Çok güzelmiş gerçekten ama. Müthişmiş. Öyle bir anınız var. Bu kadar iyi bir anım yok zannetmiyorum. Siz çok şanslısınız. Evet, evet. İnanır mısınız? Yani. Ondan sonra esnaf döküldü. Bizi dövecekler. Neyse. Sonra İyiymiş. İyi geçmedi tabii. Gerçekten iyiymiş. Evet. Şimdi Türkiye'de yaşayan en yaşlı sosyalist Rasif Nuri İleri 6 Aralık 2014'te İstanbul'da hayata gözlerini kapattı. Siz de basından takip etmişsinizdir. Bir gün Rasif Nuri polis tarafından sorguya alınır. Biliyorsunuz sosyalistlerin başı devamlı derttedir. Son 7 dakikadaymışız. Evet. Şimdi alınır. Sorgulanır. Derler ki polis iddia eder ki Rasif Nuri'ye, bağırır der ki, biz 2 yıl boyunca evinin önünde bekledik. Her gün evinden çıkan çöpleri çöp kutusundan aldık, inceledik. Tek bir şey bulamadık. Ne yapıyorsun kağıtları? Yazdıklarının bir adam diye bağırır. O da yanıt verir. Der ki, evimin çatı aralığında saklıyorum. Rasif Nuri'nin kendisiyle dalga geçtiğini sanarak çatı katı aralığını aramazlar ve onu serbest bırakırlar. Buradan size gelirsek, siz de Türk'ü yürek olarak Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesini geziyorsunuz. Gözlemlerinizi, anılarınızı belleğinizin çatı aralığında saklamak yerine kitaplaştırmayı düşünüyor musunuz? Hiç düşünmedim. Düşünür müsünüz bundan sonra? Anılarımı, yani aslında kitaplaştırmak değil de gerçekten çoğu zaman bu yaşadıklarımızı keşke yazsak dediğim, evet, saz arkadaşlarımla birlikte neler. Ne anılar çıkar değil mi? Evet, çok, o kadar çok ki, hele yol tarifi konusunda özellikle bunu istiyorum. Yani biz gittiğimiz yerlerde, ya biraz önce size de söylemek istedim ya. Şimdi gittiğimiz yerlerde bazen o kadar ücra yerlere gidiyoruz ki, festivaller yapılıyor. Evet. Ve o yolları bulmak için çok büyük bir çaba sarf ediyoruz. Navigasyon yok tabii oralarda. Evet.
Ve onları sorarken çok ilginç insanlarla karşılaşıyoruz ve çok ilginç cevaplarla karşılaşıyoruz. Ve diyoruz ki keşke şunları yazabilsek. Müthiş bir yol haritası olabilir yani, gerçekten öyle. Çok güzel şeyler yaşanıyor. Peki son olarak neler söylemek istersiniz son 3 dakika 4 dakika içerisinde? Evet, albüm yeni çıktı ve ben albümde çalıştığım çok değerli hocam Erdal Erzincan'a, sevgili arkadaşım Erkan Akalan'a, Erdem Kotan'a, bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma, saz üstadlarına, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. ASM çalışanlarına, menajerim Sezai Yıldız'a beni yalnız bırakmadığı için, aileme gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve ayrıca türküleri seven, onları kendine rehber eden bütün dinleyicilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün beni yine çok mutlu ettiler, aradılar ve güzel sözler söylediler. Evet. Her ne kadar yolu kaybetmiş olsam da, çok sinirlensem de geceyi iyi kapatıyorum diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Size de sağ olun. Biz de size teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız, geldiniz buraya kadar. Gerçekten çok sağ olun. Gülümser akşamlar herkes de olsun diyorum ben de. İyi akşamlar. Evet, iyi akşamlar. Altyazı M.K.